Assalomu alaykum, qadrli dasturchilar. Xo'sh, sizlar bilan biz bugungi darsimizda hop switch case tanlov operatori bilan tanishamiz. O'tgan safar oddiy shart operatori bilan tanishgandik. Bu safar tanlov operatori, keyingi darsimizga shartsiz o'tish operatori bilan tanishamiz. Xo'sh. Demak, switch case operatori, ya'ni qanaqa bir tanlov operatori bo'lib, ifni ba'zi hollar bo'ladi. If degan masalan if bilan ishlaydigan misollar bo'ladi, if bilan ishlaydigan misollar bo'ladi va shu if ko'p qator, masalan, ko'p marta takrorlanib keladigan holatlar kelib qoladi. Shu holatlarda ifni o'rniga qo'llasa bo'ladigan narsa bo'ladi bu. Masalan, nima qilamiz? U kerak bitta misolda ko'ramiz buni switch case'ni. Xo'sh, buni hafta kunlarida ko'rishimiz mumkin. Hafta kunlarini masalan mana hafta kunlarini ko'ramiz. Xo'sh. Demak, int bitta in n o'zgarishini kiritamiz. N o'zgarishini kiritamiz va endi ekrandan kiritamiz. console.readline undan oldin parse int.parse parse hop console.readline console.readline mana hop n o'qib oldi. Endi shu n ga teng bo'lgan masalan hafta kunini raqam, masalan 2 va 3 bo'lsa chorshanba, 2 bo'lsa seshanba, 5 bo'lsa juma kunlarini chiqarib beradigan dastur qilishimiz kerak. Bunda biz oddiy if bilan birinchi ko'rib chiqamiz, keyin switch bilan farqini ko'ramiz. Hop, n agar n 1 ga teng bo'lsa nima bo'ladi? 1 ga teng bo'lsa xo'sh, bu shart emas. 1 ga teng bo'lsa console.write dushanba, dushanba. Aks holda yana agar 2 ga teng bo'lsa tepadagini ko'chirib olamiz. Seshanba, seshanba. Else if endi polni strukturani bu yerdan ko'chirib olsak shu bo'yicha ketadi. Chorshanba, to'g'rimi? Chorshanba, chorshanba, payshanba va juma va shanba. Shanba kunlari bo'ladi. Bu 6, bu 5, bu 4, bu 3, bu 2. Endi bitta yakshanba kuni qoldi. Yakshanba, ya'ni 7 ga teng bo'lsa yakshanba. Tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'ramiz. Hop, console readline kiritmayapmiz. console.readkey readline deb uzr, readkey kiritamiz. Yana xatolik, chunki nuqta vergulda ichkariga qo'yib qo'ydik, nuqta vergulda. Endi 5 juma. To'g'ri, 5 kiritsak juma beryapti. Endi mana mana shu narsani biz switch case bilan qilamiz. If bilan ham qilsa bo'ladi, lekin switch shu else if yozib chiqyapsiz, tinmasdan. Else if'ni, keyin shartlarni yozib chiqyapmiz. Bundan ko'ra qisqaroq ko'rinishda yozsak bo'ladi demoqchiman. Xo'sh, switch case qanaqa bo'ladi? Switch case'da mana hop switch, switch kalit so'zi va qavs ichida qaysi o'zgaruvchiga nisbatan olinyapti? N o'zgaruvchisiga nisbatan olinyapti, to'g'rimi? Endi qavs ochamiz. Si qavslarni ochamizdi, mana. Mana case, switch case masalan 1 bo'lganda nima bo'lish kerak? console.dushanba bu. Dushanba. Bu shu yerga bo'lish kerak. Keyinchi. Keyin hop. Keyin case 2'de case 2'de çarşamba
Hoş, case 3'te. Case 3'te. Bu. Kings. Case 4'e. Payşamba. Payşamba. Case 5'te. Cuma. Case 6'da. Şamba. Şamba. Case 7'de. Yaşamba. Biz ya bu kere hemen sende. Endi bana. Hop. Mana xatolar beryapti. Case 6, case 1. Hop. Nima deyapti bu yerda? False rows from one case label. Xo'sh. Ya'ni bitta case'dan ikkinchisiga o'tishda. Brick demeyin sizlerge düşündür veremem. Az. Brick bana İngilizce'den tercüme kılın geldi. Sındır işte gen bana onu bildirerdi. Bana. Şunca nasıl bacarlı yaptı hemen. Tamam. 5. Hani 5 girsem cümle. Avali görünüşten bana kıskara bu oldu. Doğru mu? İfli görünüşten göre. Kıskara bu oldu. Şimdi. Bu ne demek yani bu? Bana düşen be. Hoş. Bu tanla o degen agar mana bir tanlansa o düşanba iki tanlansa çarşamba o hakeza endi brick degani agar brick koyulmasa mana brick koyulmasa bir agar bir bo'lsa düşanba bo'ldu bunu bacaradı iki bo'lsa bu doğru mu mesela biz üç girsek üç girsek çarşamba çıkarış gerek üç girsek çarşamba çıkarış gerek brick la bulmasa agar düşanba çarşamba düşanba seyşamba az. Düşenbe, yani eğer 3 görürsek çarşamba deyip çıkarışlı gerek. Bizge lekin brick bulması düşenbe, seyşembe, çarşamba deyip çıkara. 3 görürsek çarşamba geçe boyan küllerini çıkar bire. Şunarlıya çarşamba geçe boyan küllerini çıkar bire. Çünkü bu bacarılmazsa bunu bacarma. Brick, tohtat bunu degen narsani bilişimiz gerek etti. Brick sınır işte degen. Şunarlıya her bitti satır bir bulmagen de bu brick. Bosa bu. Bir bosa bu. Aks halde brick kıl. Bu mesela brick kılması keyingisini koşup koşup gider. Al keyingi çıkarışı gereği boyunca yazıyı eskisini koşu oraya. Şimdi koyan eğer 8 kiritse ne bu? 8 kiritse hiç narsa çıkarmaydı. Bana 8 kiritse hiç narsa çıkarma. Bunu default degen bir nasıl var? Koşumça kalı sözü var. Default degen bu abışni halatlar, başka halatlar üçün degen. Console dodge right. Mesela bilmeyemem de yazı olsun da bilmeyemem de yazı. Yani işlet görelimiz. Yani default diyem tanıma yaptı. Default tanıma yaptı. Sebebi o... Else hoş. Default işlesi kere gidi. Keyword yani break vermemiz bu ne? Ben de mesela 9 girsem bilmeyim ben de yap. Gördüğünüz gibi koyken hama halatlar gibi bilmeyim ben de genersen çıkarıp 10 girsem ben bilmeyim ben. Şunlarla ya bilmeyim ben de çıkarı yaptı. Şimdi koyarlan girsek bu küller çıkar veriyor. Bu katta katta dasturlarda kereb oladı. Bu narsa kelinglar bir oddiyroq yana bitta dasturda ko'rib chiqaylik buni. Xo'sh, qaysi dasturda? Masalan, kiritilgan sonni, masalan, ikki xonali sonlar ustida amal bajaraylik. Kiritilgan, mana bu yerda kiritamiz ikki xonali sonni. O'zimizga tushunarli bo'lishi uchun comment ko'p beramiz. Xonali son. Endi kiritgan sonimizni biz tekstda chiqarib bersin. Masalan, 12 kiritsam, hop, 12 degan yozuv bilan chiqarib bersin. Buning uchun, hop, biz
switchga murojaat qilamiz. Switchga murojaat qilamiz. Uning uchun birinchi uni ikki qismga ajratamiz sonni. İki qismga ajratamiz. Birinchi qism o'nlar xonasi, ya'ni o'nlar xonasi. O'nlar xonasi. O'nlar xonasi. Xo'sh. O'nlar xonasi bo'ldi. Hop, 10 deb beraman. 10 10 ya'ni o'nlar xonasini topish uchun endi 10 ga bo'lishimiz kifoya. Endi birlar xonasi 1. 1 topish uchun n ni 10 ga bo'lamiz, prosta qoldiqli bo'lamiz. Tushunarli, qoldiqli bo'lamiz. Qoldiqli bo'lamiz. Bu nima degan? Masalan, 12 qiymat bersam, 12 ni 10 ga bo'lsak, butun qiymati nima bo'ladi? Natijasi 1 bo'ladi. 10 ning qiymati 1 bo'ladi. 10 ning qiymati 1 bo'ladi. Sababi butun qism int sinfiga mansub bo'lgan sonlar ustida amal bajarganimizda, bo'lish amalini bajarganimizda butunlik bo'lish hodisasi sodir bo'lar, to'g'rimi? Demak, 12 ni 10 ga bo'lsak, 10 bo'ladi, 1 bo'ladi. Demak, 10 lar xonasi olindi. Endi 1 lar xonasi nimaga teng bo'ladi? 12 ni 10 ga bo'lsak, hop, 10 ga bo'lsak nima bo'ladi? 2 qoldi qoladi. 10 ga qoldi bo'lsa 2 qoldi qoladi. Demak, mana 12'miz iki kısımda ajraldı. Birincisi birlar xonası, ikincisi birincisi onlar xonası, ikincisi birlar xonası bo'ldi. Birlar xonası bo'ldi. Endi shunga nisbatan switch case qo'yamiz. Masalan, birinchi onlar xonasiga nisbatan qo'yamiz. O'rin birinchi masalan 12 bo'lsa 10 keyin 2 degan yozuv chiqarish kerak. Shuning uchun birinchi onlar xonasi ustida amal bajaramiz. Mana onlar xonasi onlar xonasi ustida amal bajaring. Qanaqa? Hop, case 1 ga teng bo'lganda nima bo'ladi? 1 ga teng bo'lganda, hop, console ga chiqargin. Chiqargin. Hop, 1 ga teng bo'lganda nima bo'ladi? 10. 10 10 degan yozuv chiqish kerak. Keyin break. To'g'rimi? Break bo'ldi. Keyin o'g'azo. Xo'sh. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 0. Birinci xonası 0 bo'lmaydi, doğru mu? Demek 10 2 2ga teng bo'lsa nima bo'ladi? 20 bo'ladi. 20 bo'ladi. Hop, 3ga teng bo'lsa nima bo'ladi? 30. 30 bo'ladi. 4ga teng bo'lsa, hop, 40 bo'ladi. Hop, keyingisi 52 bo'ladi. 5ga teng bo'lsa 60 bo'ladi. 70 bo'ladi. 80 bo'ladi. 90 bo'ladi. Ha, 90 bo'ladi. Bu onlar xonasi bu. Onlar xonasi. Endi bundan keyin birlar xonasini chiqarish kerak. Hozir masalan tekshirib ko'ramiz mana. Tekshirib ko'rsak, masalan 15 kiritsam 10 deb chiqardi. Bu 500 dan amal bajarmadi-da hali. Endi davomidan bitta probel qo'yib bunisini chiqarish kerak. Endi switch bu tushuv ishimizni yana bajaramiz. Xuddi shu ishimizni mana bajaramiz, yana bitta. Endi nima? Birlar ustida amal bajaramiz. Birlar ustida amal bajaramiz, to'g'rimi? Bir bo'lsa nima bo'ladi endi? Bir bo'lsa prosta bir bo'ladi. Prosta bir bo'ladi. 2 bo'lsa-chi? Prosta 2. Prosta 3, prosta 4. Prosta 4, prosta 5, prosta 5, prosta 6. 6. To'g'rimi? Endi mana birlar, birlar uchun amal bajarayotgan bo'lsak, birinchisi 1, ikkinchisi 2 bo'ladi, keyingisi 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8 va 9 bo'ladi, to'g'rimi? Mana tekshirib ko'ramiz endi qilgan ishimizni. Xo'p, masalan 56 kiritaman. 56 orasida probel bo'lishi kerak. Kelinglar ikkita switchni orasiga bitta probel chiqarib qo'yaman. Right. Mana probel chiqarib qo'ydim. 15. 15. To'g'rimi? Tekshiraman yana. 95. 95 mana. Menimcha tushundinglar deb o'ylayman. Switch case'ni. Agar kalit so'zlari tushunarsiz bo'layotgan bo'lsa, sizlarga maslahat, ingliz tilini o'rganinglar, ingliz tilini bilsanglar.
murakkab tuyulmaydi. Bu sözler hammasi tarjimasidan eslab qolasizlar. Keyin ba'zi o'quvchilarda kuzatiladi, bu shu amallarni bajarishda qiynaladi. Matematikalarda ham ozgina kuchaytiringlar. Chunki keyingi bu hozir oddiy misollar, katta misollar kelib qolgandan keyin, proyektlar kelib qolganda qiynalib qolasizlar, loyihalar bajarganingizda. Bu meni maslahatim. Bugungi darsga keladigan bo'lsak, bugungi darsimiz shu bilan tamom. Switch case bilan tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar tushunmagan bo'lsanglar, o'zimizni Telegram manzillarimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Rahmat e'tiboringlar uchun.